Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki başkanlığı döneminde Antakya'da iki mahallede kentsel dönüşümün muhalefet yüzünden rafa kalktığını açıkladı. Altı Şubat günü Türkiye'nin yüreğini yakan Kahramanmaraş merkezi depremlerin ardından bazı gerçekler de gün yüzüne çıkıyor. Bunlardan biri de kentsel dönüşümün gerekliliği ve bu gerekliliğe karşı çıkan muhalefetin tutumu. Kahramanmaraş'ta ulusal ve yerel basın mensupları deprem bölgesinde incelemelerde bulundu. Programa Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ve Ülke TV İstihbarat Şefi Mustafa Yıldız da katıldı. İskenderun'un kentsel dönüşüm yapılması planlanan mahallelerinden birisi Meydan Mahallesi'ndeyiz. Bu inşaatları, bu kentsel dönüşümü durdurmak için başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere burada halka yalan söylediler. Yalan propaganda yaptılar. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de bölgedeydi. Dönemin bakanı olarak unutamadığı provokasyonlar ve kaçan kentsel dönüşüm fırsatını anlattı. Hatay'a gittim. 2017 senesi. Antakya merkezde. Aksaray ve Emek Mahalleleri. Belediye Başkanı AK Partili, kentsel dönüşüm için hazırlanmış 3300 tane ev yıkılacak ve yenisi yapılacak. Gelin burada yarın bir gün deprem gelecek, evlerinizi götürecek, sizin burada canlarınız gidecek, çocuklarınız gidecek, mallarınız gidecek. Yalvarıyorum size, yanlışlık varsa, az vermişse belediye daha fazla vereceğim. Söz, bakanlıktan şu kadar para tahsil edeceğiz buraya, rezerv alan vereceğiz, kiracılara kira parası vereceğiz. Kentsel dönüşüm yapalım. Yalvardım, yakardım. Ama oradaki malum bizim ana muhalefetin ekipleri bir kampanya yaptılar. Sonra da gittiler mahkemelerde iptal ettirdiler. Bu arada kentsel dönüşüm kaldı. O kadar emek verdiğimiz şey yaptırmadılar bize. Söylemeye içim el vermiyor. O mahallede bir tane ayakta ev yok arkadaşlar. Öte yandan kentsel dönüşüme karşı mitingler düzenleyen CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, katıldığı bir televizyon yayınında kentsel dönüşüm karşıtı düzenlediği mitingi inkar etmişti. Ben bununla ilgili miting falan yapmadım. Oranın çöküntü alanı olduğunu ve oranın riskli alan olduğunu bakanlığa söyleyen benim, izini de isteyen benim ve ben Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçince İktidar Partisi'nin belediye başkanına, Antakya Belediye Başkanlığı'na bakanlık verdi. İşte bunların hepsini ben size belgeleriyle anlatırım. Oysa 14 Mart 2019 tarihinde tam da bu tweet'i atmıştı. Şuna bakar mısınız? Evet. Şimdi bu eski sistemde yapılmış bir şey biliyorsunuz. Bak i̇şte burada içinde deniz kumu kullanılmış her ya. Şey var, bak deniz şey kabukları var. Şurada çökükler var. Deniz kumu kullanılmış. Yani bu bina artık tamam demiş. Ben ömrümü tamamladım demiş. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.